Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sevgili izleyenler, milletvekilleri ve tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah sendikalarla Taksim'e yürümek için Saraçhane'deydi, ancak marjinal grupların polise yönelik taşkınlıkları sendikaları yürüyüşten vazgeçirince CHP'de geri adım attı. Yarın işçiler Beşiktaş'tan ve Saraçhane'den toplanarak Taksim'e yürüyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla birlikte olacağız. Yeni siyasete, çalışkan, üretken, cesur siyasete devam arkadaşlar, devam. Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum. Provokasyon uyarılarına kulaklarını tıkayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde Saraçhane'ye geldi. CHP'li vekiller ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oradaydı. Örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Elbette hedef Taksim Meydanı'dır, çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Polisimize sesleniyorum. Buradaki emekçi sizi düşman görmüyor, kardeşinizdir. Buradakiler de ne teröristtir, ne marjinaldir, ne yasa dışı yapılardır. Damalar için İstanbul'da 40 ayrı nokta belirlenmesine rağmen Taksim ısrarı devam etti. Barikatların kaldırılması için polis amirleriyle görüşen Özel yeniden kameraların karşısına geçti. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı'yla yeni bir şey konuşmanın anlamı yok. Özel bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin Taksim kararını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi diyor ki, hepiniz adına karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilmelidir. Yasaklamak, bir meydanı yasaklamaktan ziyade düşünceyi yasaklamaktır diyor. Demokrasilerde burada tartışma biter. Bayramların bayram gibi kutlanacağı günler yakındır. Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir. Marjinal gruplara ekiplerin müdahalesinin ardından DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak anayasayı çiğnemektir. Objektiflere yansıyan bu karede tepkilere neden oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor iftirası atan ve Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sahte rapor düzenlediği iddialarıyla gündeme gelen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile poz verdi. Özel, İmamoğlu ve Fincancı'nın yan yana poz vermesine AK Parti'den çok sert tepki geldi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs'ta da baş tacı yapılmış. Özgür Özel ve İmamoğlu'yla poz vermiş. Şaşırmadık. İşte sizin Atatürkçülüğünüz bu kadar paylaşımında bulundu.